Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan hem lezzetli hem kolay hem de pratik iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evinize yapacaksınız. Çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumumuzu inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Cevizi çok güzel bir kadayıf tatlımıza tatlı yapacağız. Farklı olacak ve çok lezzetli olacak. Ondan sonra nohutlu güzel bir hemen kağıt kebabımıza kağıt kebabı yapacağız. Bu şekilde iki tane farklı sunumumuzu hazırlayıp tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Sizler de evinize yapacaksınız. Hem lezzeti hem kolu hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek ve yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGTU TV olarak biz nerelerde varız? Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da ve YouTube'da aynı şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Orada bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de 10 sene önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrar dediğimiz gibi gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar var. Kaçmışsan izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip hem bizlere destek olacaksınız hem de orada istediğiniz videolarımıza, programlarımıza ve yemeklerimize bakabilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yaptu sayfalarını da takip edebilirsiniz. Orada hem bana ulaşabilirsiniz, tariflerinizi gönderebilirsiniz, yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Farklı tarifler varsa aynı şekilde bana gönderebilirsiniz. Bu da size için hazırlayayım. Ondan sonra bizim buradaki yapmış olduğumuz yemeklerimizde resimlerini çekmek istiyorsanız, bizlerle paylaşmak istiyorsanız aynı şekilde bitişik şefabdullahusta.tgt veya Abdullah Hakim Yaptu sayfalarını da gönderebilirsiniz. Evet, iki tane farklı tarifimiz olacak. Birazdan sizlerle beraber hazırlayacağız. Antalya'da sevgili Hamire Kuzucu selam göndermiş. Kendisini çok seviyoruz. Buradan hem kendisine hem ailesine hem de Antalya kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Sinancığım, seni çok seviyorum. Buradan sana da kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ondan sonra minik hayranımı sevgili Rüzgar da bizleri çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Buradan ona da kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ondan sonra sevgili Emine Alemdar Küçük Osman da bizleri izliyor. Buradan hem kendisine hem ailesine kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş iki tane tarifimizi alalım. Ondan sonra başlayalım sevgili izleyicimiz. Evet. Gelsin bakalım hangisi hazırsa alabiliriz. Cevizli kadayıf tatlımız için neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? 500 gram kadar taze kadayıfımız, 150 gram kadar tereyağımız, 1,5 su bardağı kadar toz cevizimiz. Ondan sonra da şerbetimiz için 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 su bardağı kadar suyumuz. Ondan sonra bir dilim taze limonumuzu kullanacağız. 500 gram kadar taze kadayıf kullanıyoruz. İstersek az veya fazla da kullanabiliriz. 150 gram kadar tereyağımız, 1,5 su bardağı kadar toz cevizimiz. Şerbetimiz içinse 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 su bardağı kadar suyumuz, bir dilim taze limon kullanılacak. Önce bir kadayıfımızı güzelce bir şekilde ayıracağız. Tel tel ayıracağız. Tel tel ayırdıktan sonra tereyağımızı üzerine dökeceğiz. Tereyağla beraber harmanlayacağız. Tepsimizin altını hafif yağlayacağız. Yağladıktan sonra kadayıfımızın yarısını altına sereceğiz. Ortasına bolca cevizlerimizi serpiştireceğiz. Tekrar üzerini kadayıfla beraber kapatacağız. Kapattıktan sonra biraz bastıracağız. Çökmesini sağlayacağız. Ondan sonra hazırlandıktan sonra onu fırına göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişmeye başlayacak. O pişmeye başladıktan sonra bize bu arada hemen tenceremize suyumuzu, şekerimizi, limonumuzu ekleyeceğiz ve onu da kaynatacağız. Şerbetimiz hazırlanacak. Şerbetimiz hazırlandıktan sonra soğutmaya bırakacağız. Ondan sonra onu soğuttuktan sonra da hemen güzelce bir şekilde şerbetimizi üzerine fırında çıkarttıktan sonra kadifimizi üzerine dökeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Şerbetini çekecek ve çektikten sonra da üzerini süsleyeceğiz. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Gelsin diye listemiz. Evet. Nohutlu kağıt kebabımız için de neler kullanacağız? Nohutlu kağıt kebabımız için de sevgili izleyicilerimiz kullanacağımız malzememiz 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet patlıcan, 1 adet kabak, 1 adet patates, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 su bardağı kadar nohut, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tutam maydanoz, ondan sonra yeteri kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, 2 adet de defne yaprağımız olacak. 300 gram kadar tavuk göğsümüz, istersek az ve de fazla kullanabiliriz. 1 adet patlıcan, 1 adet kabak, 1 adet patatesimiz, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 su bardağı kadar nohut, ondan sonra da 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 tutam maydanoz, yeteri kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz, 2 adet de defne yaprağı kullanılacak. Nohutlarımızı önceden haşladık, hazırladık. Onu soğutmaya bıraktık. Tenceremizin içine biraz yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı doğrayıp içine ilave edeceğiz. Soğanlarımızı ilave ettikten sonra tavuklarımızı güzelce bir şekilde doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Havuçları ben tavada kızartacağım için içine eklemeyeceğim. Ama siz dilerseniz havucu tavada da aynı şekilde tencerenizde de pişirebilirsiniz. Ondan sonra güzelce bir şekilde
tavuklarımızı pişirdikten sonra içine sırasıyla salçamızı, baharatlarımızı, domatesimizi, biberlerimizi ekleyeceğiz. Suyumuzu vermiyoruz. Çok fazla su vermiyoruz. O iyice bir pişecek. O pişerken biz de bu arada tavamıza yağımızı ekleyeceğiz. Yağımızı ekledikten sonra önce patatesimizi kızartalım. Ondan sonra patlıcan, kabak ve havuçları kızartacağız. Onları kenara doğru alacağız. Ondan sonra tekrardan onu da tenceremize ekleyeceğiz. Tenceremize karıştıracağız. Nohutumuzu içine ekleyeceğiz. Baharat ve maydanozumuzu da ilave ettikten sonra harcımız tamamıyla hazırlanmış olacak. Harcımız hazırlandıktan sonra kaç tane kağıdımızı kullanacaksak onları hazırlayacağız. İçini dolduracağız ve güzelce bir şekilde bir katlayacağız. Katladıktan sonra tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında toparlanacak ve toparlandıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz artık yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet, şimdi şerbetimiz için ben hemen şöyle bir hazırlığımı yapayım. Ondan sonra devam edebilirim. Ne kadar yapacaksak az veya fazla tercih size kalmış. Hemen şuradan biraz şekerimi ekliyorum. Şekerimizi ekledikten sonra tekrardan ocağımızı da ayarlayalım. O yavaş yavaş ısınmaya başlasın. O kenarda yavaş yavaş hazırlanırken ben de bu arada şuradan bir boş bir bardağımı ayarlayayım. Ondan sonra suyumuz da tekrardan ısınsın. Devam edelim. Şöyle genişçe bir kabımızı alalım. Genişçe bir kabımız hazır. Hangi tepsimizi kullanacaksak o tepsimizi de ayarlayalım. Şimdi şöyle bir tepsimizi ayarladık. Tepsimizi ayarladıktan sonra şöyle hafif biraz tereyağımızı alıyoruz. Şu şekilde tepsimizi güzelce bir yağlıyoruz. Şunları ufak ufak yağladık. Evet, şu kenar kısımlarda şöyle biraz daha yağlıyorum ki bu dediğimiz gibi hem çevirmemiz için biraz da işimizi kolaylaştıracak hem de güzel bir şekilde çok da fazla yapışmayacak. Onun için de ne yapıyoruz? Şöyle hafif bir yağımızla tepsimizi bu şekilde yağlayalım. Tepsimizi hazırladıktan sonra onu kenara doğru alıyoruz. Yine kabımızı ayarlayalım. Bu arada şöyle biraz elimizi de temizleyelim. Suyumuz yavaş yavaş kaynasın. Ondan sonra da limonumuz, taze limon veya da limon suyu hangisini istersek kullanabiliriz. Kullanacağımız kadar şekerimizi tenceremize boşalttık. Ondan sonra su ve limonumuzu ekledikten sonra o kenarda kaynamaya devam etsin. Biz de bu arada şunu şöyle bir alalım. Ne kadar kullanacaksak ona göre az veya fazla tercih size kalmış. Kadayıfımız güzelce bir şekilde ayarlayacağız. Evet, suyumuz bir kaynama devam etsin. Şimdi biz de bunları şöyle bir tel tel yapalım. Birbirinden ayıralım. Ufak ufak. Fincan böreğimizle ilgili yoğun bir isteğiniz vardı sevgili izleyicimiz. Yarın fincan böreğimiz var. Sizler için hazırlayacağım. Fincan böreğimizi yarın inşallah sizler için hazırlayacağız. Ondan sonra da çok güzel bir kuru meyveli tavuğumuz da aynı şekilde olacak. Bu hafta listemizde var. Ondan sonra poğaçayla da ilgili yoğun bir isteğiniz vardı. Etli poğaçamızla ilgili, kıymalı poğaçayla ilgili. O da cuma günü listemizde var. Sizler için hazırlayacağız inşallah. Çok lezzetli ve çok da güzel olacak. İkisini de bu hafta sizler için hazırlayacağız. Yarın fincan böreğimiz inşallah sizler için burada hazırlayacağız. Evet, şunları biraz daha şöyle bir ayarlayalım. Ufak ufak. Çok fazla hem birbirini tutmasın hem de güzelce biz ayarlayalım diye şöyle güzelce bir tel tel birbirinden ayırıyoruz. Devam edelim. Şunları da aynı şekilde yapalım. Güzel olsun değil mi? Şunları da küçük küçük çevirelim. Tekrardan bunları da ufak ufak ayarlıyoruz. Şunları da biraz daha içinde çok fazla birbirini tutan veya da dediğimiz gibi kalın olanlar olmasın ki güzelce bir şekilde şöyle bir önce şunları ayarlayalım. Tekrardan bakalım şu içe doğru. Kalanlar varsa onları da hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim.
Evet. Şunu da aynı şekilde yapalım. Ne kadar kullanacaksak az veya fazla, tercih size kalmış. Şimdi ayarlamamızı yaptık. Ondan sonra tereyağımızı, şöyle eritmiş olduğumuz tereyağımızı yavaş yavaş döküyoruz. Tereyağımızı güzelce bir şöyle dökeceğiz. Evet. Duruma bakalım. Eğer ki azsa biraz daha kullanabiliriz. Şimdi suyumuzu ayarlayalım. Bismillah diyoruz. Gönderelim. Bu yavaş yavaş devam etsin. Şöyle güzelce bir kaynasın. Yeterli diyebiliriz. Hop. Hazır. Şimdi onu ayarladıktan sonra biraz daha suyumuzu ayarlayalım. Sonradan lazım olabilir. Onu da güzelce bir şekilde ayarlayalım. Ondan sonra devam edelim. Şerbetimiz iyice bir kaynasın. Sonra soğutalım. Çok fazla bir sıcak olmasın. Mutlaka dediğimiz gibi şerbetimiz soğuk olacak ve fırında çıkarmış olduğumuz kadayıfımız da hafif bir iki dakika bekletelim ki çok fazla hamurlaşmasın. Çıtır çıtır olsun yani güzel olsun diye. Şerbetimiz önceden hazırlanacak, soğuyacak ve ondan sonra işlemimizi güzelce bir şekilde tamamlayacağız. Evet, şunları biraz daha şöyle bir yapalım. Hafif limon suyumuz. Hop, yeterli bu kadar. Evet, limon suyumuzu da ekledik. O kaynama devam etsin. Şimdi güzelce bir kaynasın. Ben de bu arada şuraya hafif şöyle biraz suyumuz döküldü, onu temizleyeyim. Ondan sonra devam edeyim. Evet. Hatta istersek şöyle kapağını da kapatabiliriz. Kenarda yavaş yavaş devam etsin ayarlamaya. Evet. Şerbetimizi hazırladık. Şerbetimiz kenarda yavaş yavaş kaynarken bu ara fırınımızı da ayarlayalım. O da bir ısınsın. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Tepsimiz hazır. Şimdi şunu güzelce bir bakalım. Yağımızı güzelce bir yedireceğiz. Tereyağımızı. Buram buram koksun. Onun için de ne yapıyoruz? Şöyle yavaş yavaş ayarlamaya başlıyoruz. Biraz daha şunları güzelce bir ne kadar kullanacaksak dediğimiz gibi yaptığımız miktar çok fazlaysa ona göre fazla kullanacağız. Önce kadayıfımızı tel tel ayırıp ondan sonra tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı hazırladıktan sonra biraz güzelce bir şekilde bir erittik, içine ekledik. Şimdi yavaş yavaş tereyağımızı yedirelim, ondan sonra devam edelim. Evet, şunları güzelce bir şöyle bir karıştıralım. Devam ediyoruz. Böyle ufak ufak. Vay, 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 vay. Çıtır çıtır olsun, güzel olsun. Onun için de şöyle bir ayarladık mı hazır diyebiliriz. Evet, şunu bir alalım yanımıza. Tepsimiz gelsin bakalım. Şimdi hatta şöyle yapalım. Şunu biraz kenara doğru alayım. Şunu yanıma doğru alayım. Daha güzel olur. Şunu da biraz yakınlaştıralım. Evet. Şöyle bir ayarladık mı? Üstüne hafif biraz da bastıralım. Evet, güzel olsun değil mi? Bunlar da şu şekilde biraz bastırıyoruz. Hop. Mis. Çok güzel oldu. Biraz da ekleyelim. Evet. Şöyle kenarlara da aynı şekilde yapalım. Evet, şunları biraz daha şu kenar kısımlarını düzeltiyoruz. Çok güzel oldu. Evet, devam edelim. Hemen şöyle yapalım. Ufak bir toparlanayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi kadayıfımızı hazırladık, ayarladık. Onu tepsimizin altını mutlaka yağlayalım ki çevirirken çok fazla zorlanmayalım diye. Onun için siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, şunu da bir alalım. Evet, bolca toz haline getirdiğimiz cevizlerimizi şöyle ayarlayalım. Biraz da fındık da vardı, içine ekledim. Müthiş olacak. Harika olacak, harika. Evet, şunları da bolca ayarladık mı? Müthiş oldu. Hazır diyebiliriz. Şimdi şunu bir kaldıralım. Elimizin altında çok fazla durmasın. Şimdi üstünü tekrardan kapatalım sizlerle beraber. Üstünü şöyle yavaş yavaş
kapatıyoruz. Yani tamamıyla hazırlandıktan sonra üstüne bir tahta veya tabakta koyup herhangi bir ağlı koyup biraz da çökmesini sağlayabiliriz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama üstünü iyice bir kapatalım. Onun için de ne yapıyoruz? Şu şekilde yavaş yavaş başlıyoruz kapatmaya. Devam edelim. Bunları da aynı şekilde yapalım. Şöyle bir kenar kısımlarına, ince olan kısımlara veyahut da üstü açık olmayacak şekilde yavaş yavaş ayarlıyoruz. Biraz daha bastıralım. Hem toparlayıp hem de şöyle güzelce bir çökmesini sağlıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Biraz daha. Şu kısımlarda iyice bir çöksün. Evet, şimdi açık olan kısımlar varsa oralara sadece hafif biraz dokunacağız. Şu kenarlardan biraz hafif az bir şey ekleyebiliriz. Evet, şunu da şuralara doğru ayarlayalım. Evet, şimdi biraz daha şöyle bir çökmesini sağlayalım. Ondan sonra da artık fırına gönderebiliriz. Üstüne tabak, herhangi bir tahta veya herhangi bir şey koyabiliriz. Tamamıyla bir daha biraz daha çökmesini sağlayabiliriz. Tamamıyla çöktükten sonra ondan sonra fırına gönderebiliriz. Şu kenarları toparlayalım, onlar da çok fazla yanmasın diye. Evet, müthiş oldu. Şimdi onu ayarladıktan sonra şunları bir kenara doğru bir alalım. Evet, müthiş oldu. Yani ki harika oldu. Şu eldiveni bir değiştireyim öncelikle bir. Evet, şimdi kenarlarını temizleyelim. Önce bir kenarlarını temizleyelim. Ondan sonra artık fırına gönderebiliriz. Hemen yavaş yavaş kenarlarını temizledik mi fırına göndereceğiz. Çok fazla acele etmemize de gerek yok. İyice bir kızarsın. Yani programımız boyunca bir kızarsın. Ara ara kontrolünü yapacağız. Önce üstünü kızartacağız. Bir tabak yardımıyla ter çevireceğiz. Altını da aynı şekilde bir kızartacağız. Ve kızarttıktan sonra artık şerbetimiz ekleyebiliriz. Ve şerbetimizi ekledikten sonra biraz bekleyeceğiz. Sunuma hazırlanmış olacak inşallah. Öncelik şu kenar kısımlarını şöyle biraz burayı da temizleyelim. Evet, artık gönderebiliriz. Şöyle yapalım. Size görün sevgili izleyicimiz. Bol cevizimizi de ayarladık. Ve fırınımıza gönderiyoruz. O programımız boyunca yavaş yavaş pişmeye, kızarmaya devam etsin. İyice bir toparlansın. Dediğimiz gibi kızardıktan sonra ters çevireceğiz. Altını da kızartacağız. Ondan sonra şerbetimizi ekleyeceğiz. Şimdi o güzelce bir ayarlama devam etsin. Şerbetimiz yüksek bir derecede devam ediyor toparlamaya. Ben de bu arada şurayı bir toparlayayım. Kadayıf tatlımız güzel oldu. Hemen şurayı da bir toparlayayım. Ondan sonra devam edeyim. Evet. Yere dökülmesin. Çünkü nimetin ayak altında kalmaması gerekiyor. Onun için şöyle bir toparlayalım. Evet, şimdi şerbetimiz kaynamaya devam ediyor. Şerbetimiz güzelce bir şekilde biraz daha kaynasın. Ondan sonra alacağız. Herhangi bir kabımıza boşaltıp onu soğutalım. Çünkü soğuması gerekiyor. Ondan sonra şerbetimiz kenarda soğuyacak. Biz de devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir eldivenimizi ayarlayalım. Yavaş yavaş eldivenimizi ayarladık mı? Ondan sonra devam edebiliriz. Evet, şimdi kağıt kebabımıza başlayacağız. Onun için de ben hemen şuradan bir öncelikle bir eldivenimi ayarlayayım. Yağımız gelsin bakalım. Şunu biraz daha şöyle kendime yer de açayım. Rahat bir şekilde çalışmam için. Şunları da hafif biraz uzaklaştıralım. Şunu şöyle bir yapıyoruz. Onu da bir altını açalım. Isınsın. Buradaki tereyağımızı şuraya boşaltalım. Bunu da biraz da yemeğimizde kullanacağımız için oraya yolladık ve devam ediyoruz. Evet,
Burada sebzemizi yavaş yavaş sizlerle beraber hazırlayacağız. Sebzemizi güzelce bir şekilde bir kızartacağız. Onun için de şöyle bir boş bir kabımızı ayarlayalım. Hazırladıklarımızı veya da kızardıklarımızı onun içine alabiliriz. Önce ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edebilirim. Şunu da altını açalım. O da yavaş yavaş kenarda ısınsın. Çok yüksek olmasın ama buradaki çünkü fazla yanmasın diye. Evet, şimdi onları ayarladık mı? Şunları biraz şöyle bir boş tabağımıza alalım. Devam edebiliriz şimdi. Burada soğanımızı kavuracağız. Tavuğumuzu, salçamızı, domates, biberimizi, baharatlarımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra burada da patlıcan, kabak, patatesimizi kızartacağız. Hatta havuçlarımızı kızartacağız. Onları kızarttıktan sonra aynı tencere içinde hepsini karıştıracağız. Harcımızı hazırlayacağız. Nohut dediğimiz gibi az veya fazla da olabilir. Nohutumuz da hazır ama haşlanmıştı. Onu da aynı şekilde sosumuzu içine ekleyeceğiz. Ve sosla beraber güzelce bir şekilde yavaş yavaş onu da toparlayacağız. Onun için de nohutlar hazır. Biz de işlemimize devam edebiliriz. Evet, şöyle biraz. Öncelikle bıçağımızı ayarlayalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi kullanacağımız kadar havuç demiştik. Şunları biraz daha şöyle yapalım. Şu küçük olanlardan önce bir, evet, önceden kalanlardan şunları ayarlayalım. Bunlar da değerlenmiş olsun. Hazır. Devam ediyoruz. Havuç. İsterseniz onları güzelce bir şekilde soğanla beraber de kavurabilirsiniz. İsterseniz kızartabilirsiniz. Şimdi ben kızarttım da daha güzel olduğu için ben kızartacağım. Onun için siz hangisini dilerseniz veyahut da yapmak isterseniz o şekilde de tercihinizi yapabilirsiniz. Büyük olursa bir tane yetiyor. Küçüklerinde de iki veyahut da üç tane kullanılabilir. Yapacağınız miktara göre değişkenlik gösterebilir. Evet, şurayı da bir temizleyeyim. Şerbetimiz, oh, çok güzel oldu. Biraz daha kaynasın, yüksek derecede biraz daha kaynasın. Ondan sonra altını kapatalım ve soğutmaya bırakalım. Şimdi şunları öncelikle bir temizleyelim. Tekrardan şöyle bir ikiye, sonra da dörde bölebiliriz. Evet, çok fazla büyükse biraz daha küçültebiliriz, dilimlerimizi artırabiliriz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Bunu da aynı şekilde yaptık mı? Hazır. Evet, şunu bir değiştireyim. Bıçağımız keskin olduğu için hemen eldivenimizi kesti. Şimdi devam edeceğiz. Yavaş yavaş, ara ara gözümüz yine aynı şekilde fırında olsun ki çok fazla yanmasın. Baktık ki üstü iyice bir kızardı. Ondan sonra ters çevirelim. Ondan sonra da aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Şerbetimiz dediğimiz gibi yaptığımız miktara göre eğer ki çok fazla yapıyorsa şerbetimizi de artırmamız, çoğaltmamız gerekiyor. Onun için siz de baktınız çok fazla yaptınız, ona göre biraz da şerbetinizi artırabilirsiniz. Evet, şimdi hazırız. Devam edebiliriz. Önce şunları, çok fazla da büyük olmasın yani, sebzemiz birbirine yakın doğransın ki bazıları için çok fazla büyük, bazılarında çok fazla küçük olmasın diye. Onun için ne yapıyoruz? Bunları ona göre aynı ölçüde ayarlıyoruz. Hazır. Şunu biraz kenara çekelim. Devam ediyorum. Bunlar da sonra kalanlar da aynı şekilde biraz daha şöyle yapalım ki çok fazla içinde büyük gözükmesin. Evet. Şimdi havuçlar hazır. Onu şöyle bir tabağımızın köşesine doğru şimdilik alıyoruz. Şimdi biraz da toparlayalım. Yağımız yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Dediğimiz gibi o iyice bir ısınsın. Ondan sonra şunları da alalım yanımıza. Bir tane patlıcan ve kabak. Tabii ki istersek daha fazla da kullanabiliriz. Yani tercih size kalmış. Şimdi şunları da ufak ufak ayarlıyoruz. Şöyle yapalım. Uzunlamasını öncelikle şöyle bir keselim. Kestikten sonra tekrardan
şunları biraz daha ufak ufak doğrayalım. Aynı şekilde olsun. Dediğimiz gibi yine büyük olması çok fazla. Şunları da topaladık mı hazır diyebiliriz. Şimdi bunları da şöyle bir kenara doğru bir alalım. Şöyle bir kenarda. Onlar da şimdilik bir dursun. Kabak ve havuçlar hazır. Şimdi havuçlarımızı tavamıza gönderelim. Onlar yavaş yavaş kızarmaya başlasın. Evet, güzel oldu. Havuçlarımızı ayarladıktan sonra onu gönderdik. O yavaş yavaş kızarmaya devam etsin. Biz de bu arada bir tane patlıcan ayarlıyoruz. Dediğimiz gibi siz isterseniz fazla da kullanabilirsiniz. Şunu da önce şöyle bir temizleyelim. Ondan sonra da böyle ufak ufak soyalım. Şunu da bir ayarladık mı? Hazır. Şimdi şunu da bir kaldıralım. Şurası çok fazla dağınık görünmesin diye onun içinde ne yapıyoruz? Uzunlamasını öncelikle şöyle yapalım. Şunları güzelce bir dilimliyoruz. Tekrardan şu şekilde ayarladık. Ayarladıktan sonra yine aynı şekilde doğrayacağız. Birbirine yakın olsun. Yani birisi çok fazla büyük, birisi çok fazla küçük olmasın. Onun için ne yapıyoruz? Aynı ölçülerde kesiyoruz. Şimdi güzel oldu. Tekrardan devam ediyoruz. Ufak ufak doğramaya. Hem bir yanda kızartıyoruz, diğer yanda da sebzelerimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Elimizin altı hazır bulunsun ki biz de rahat bir şekilde çalışalım. Gel şunları da gönderdik. Devam ediyorum aynı şekilde. Son kalan dilimi de aynı şekilde yapalım. Küçük küçük. Şöylece bir doğrayalım. Şimdi oldu. Bunu da şuraya hazırladık. Evet. Devam edelim. Şunlara bakalım. Güzel olmuş. Artık alabiliriz onları. Şerbetimiz de hazır sevgili izleyicimiz. Ben şöyle yapacağım. Altını kapatacağım. Bir iki dakikada bir dinlensin. Ondan sonra boşaltabiliriz. Bir kabımızı içine boşaltalım. Soğusun. Evet. Şerbetimizin altını tamamıyla kapattık. O biraz bir iki dakika daha dinlensin. Ondan sonra devam edelim. Müthiş olmuş. Müthiş olmuş. Evet şimdi yavaş yavaş kızarmaya başlamış ama ben bir iki dakika şöyle biraz altını kısayım. Bir iki dakika sonra değiştirebilirim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi şunu bir alalım yanımıza. Şuraya alalım. Havuçlar dedik. Onları artık alabiliriz. Şöyle yapalım. Süzelim. Şu ortası boş kalsın. Eğer oradaki yağ süzülürse onu alalım diye. Şimdi ben biraz şöyle bir içi çukur bir tabak tercih ettim ki sevgili izleyicimiz o yağ almak için yağ süzülsün. Şöyle yapıyoruz. Bunu da şuraya alalım. Devam ediyoruz. Şunları ufak ufak ayarlamaya. Hazır. Şimdi onu hazırladıktan sonra hazırladığımız tekrardan kabakları ekliyoruz. Gelsin. Evet. Kabaklarımızı aynı şekilde ayarladık. Şunları bir alalım. Kabağı ayarladıktan sonra patatesimiz bir veya da iki tane ne kadar kullanacaksak az veya da fazla kullanılabilir. Siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Patatesimiz o da hazır. Ondan sonra da patatesimizi ayarladıktan sonra yavaş yavaş devam edelim.
çok fazla. Hemen şöyle eleyelim. Ufak ufak önce şöyle bir alttan bir parça alalım. Ondan sonra tekrardan şöyle bir dilimliyoruz. Bunu da dilimledik. Hazır. Dilimlediklerimizi yine aynı şekilde, aynı ölçülerde kesmemiz gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle bir ufak ufak tekrardan ayarladık. Şunları ufak ufak topladık. Hazır. Evet, hemen şunu doğrayalım. Ondan sonra tatlımızı geçeceğiz sevgilimiz. Onun için yanında da gözlüğüm tatlı da. O da yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bunlar da aynı şekilde kenara çektik. Şimdi patatesimiz artık hazır. Patatesimizi bir tane tabağımıza alalım. Bu da çok fazla elimizde altta durmasın diye. Şöyle bir tane tabağımız gelsin bakalım. Tabağımıza patatesimizi boşaltıyoruz. Şunu da ayarladık. Hazır diyebiliriz. Şunları da bir elimizin altından çıkaralım. Evet, patatesimizi de şuraya bir alalım şimdilik. Şunu da bir karıştıralım. Kabaklar da yavaş yavaş. O da güzelce bir şekilde kızarıyor. O kızarmaya devam etsin. Ben de bu arada şöyle bir eldivenimi ayarlayayım. Ondan sonra eldivenimizi ayarladıktan sonra herhangi bir tabak kullanabiliriz. Yani hangisini istesek tercih edebilirsiniz. Ama şöyle bir küçük pilav tabağımız olursa çok da güzel olur. Veya da düz bir tabağımız olursa bizler için çok iyi olacak. Evet, şimdi şunu şöyle bir kenara alalım. Şunları da biraz daha ileriye alalım ki içine düşmesin diye. Bismillah dedik. Şimdi hazır. Şu şekilde hafif biraz bir sallıyoruz sevgilimiz. Şimdi bakalım yani eğer yine sağa sola yapışan varsa onları güzelce bir şekilde birbirinden koparalım diye. Ondan sonra şöyle bir tabağımızı koyuyoruz. Tabağımızı koyduktan sonra şu şekilde çeviriyoruz. Çok fazla değmeyelim. Çünkü alttan fazla veya da yanlarda değdiğimiz zaman o dağılabilir. Hemen hızlı bir şekilde açıyoruz. Tekrardan evet. Şöyle bir düzeltiyoruz. Düzelttik mi? Devam edelim şimdi bu arada. Şunu da bir ayarlayayım. Evet, şimdi mikrofonum düştü, onun için kusura bakmayın. Şimdi bunu da güzelce bir ayarladık mı? Tekrardan altın da kızartması için, yani güzel bir kızarması için fırına göndereceğim. Gördüğünüz gibi altı da güzel kızarsa gördüğünüz gibi müthiş oldu ve güzel bir görüntü de ortaya çıktı. Altı da iyice bir kızarsa kızarttıktan sonra artık hazır diyebilirim. Evet, fırınımıza yollayalım fırınımızı. Aynı şekilde yine derecemizi ayarlayalım, devam edelim. Şunları kenara doğru alalım. Tekrar da şurayı da temizleyeyim. Ondan sonra devam edeyim. Şunları ufak bir topladık mı? Ondan sonra devam ediyoruz. Evet, şöyle bir suya tutalım. Şimdi kadayıfımız artık hazır diyebiliriz. O yavaş yavaş devam etsin güzelce bir şekilde pişmeye. Ondan sonra da ben şöyle bir kabımı da ayarlayayım. Herhangi bir kabımız olabilir. Onu ayarladıktan sonra şunu bir kaldıralım. Bismillah diyoruz. Şerbetimizi boşaltıyoruz. Evet, şimdi şerbetimiz iyice soğuyabilir. Daha önceden tabii bunlar siz görün diye ben yapıyorum bu şekilde. Şerbetimizi önceden hazırlayıp da tamamıyla soğutabiliriz sevgili izleyicimiz. Onun için şerbetimiz hazır. O kenarda yavaş yavaş soğuyacak. Güzelce bir şekilde soğumaya devam etsin. Biz de işlemimize devam edelim. Şunları biraz daha yanıma doğru çekiyorum. Güzel oldu.
Devam edelim. Kabaklar yavaş yavaş kızarmaya başladı. Şunları biraz daha şöyle ufaktan karıştıralım ki iyice bir kızarsın. Havuçlar hazır. Kabaklarımızı ayarlamaya devam ediyoruz. Şunları da biraz daha ayarlayalım. Devam edelim. Şimdi şurayı biraz daha artık açabiliriz. Altını açtık. Ondan sonra da hemen ayarlamamızı yaptık. Kabaklar yavaş yavaş devam etsin toparlamaya. Biraz daha bir pişsin. Biz de bu arada ocağımızın altını açtık. Devam ediyoruz. Biraz tenceremiz aynı şekilde ısınsın. Evet, şunları yine kenara doğru alıyorum. Bir tane bize yetiyor. Dediğimiz gibi istersek daha fazla da kullanabiliriz. Sizler de isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şunları ufaktan şöyle alalım. Dediğimiz gibi eğer ki malzemelerimiz çok fazlaysa azar azar kızartalım. Yani hepsini birden atmayalım ki çamurlaşmasın. Güzel bir görüntü ortaya çıksın. Evet, şimdi hazırladığımız patlıcanları. Bunu iki seferde çıkarabiliriz. Bir tane patlıcan. Onu iki sefer şöyle bir ayarlayalım. Çıkaralım. Güzel oldu. Evet. Şimdi o kenarda yavaş yavaş yine kızarmaya devam etsin. Biz ara ara yine kontrolümüzü yapacağız. Biz de geçiyoruz. Şimdi diğer hazırlığımızı yapma. Tavuğumuzu, ondan sonra soğanımızı, diğer malzemelerimizi ayarlamaya. Önce bir soğanımız demiştik. Hemen soğanımızı ufak ufak doğramaya başlıyoruz. Küçük küçük doğramaya başladık. Şunu da aynı şekilde yapalım. Evet. Diğerini de aynı şekilde yapalım. Şunu güzelce bir ayarladık. Kenara doğru alıyoruz. Evet, şimdi hazırladığımız soğanımızı yolluyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş şöyle bir kavurmaya başlıyoruz. Şunu bir kaldıralım, biraz daha yeri açılsın. Biz de rahat bir şekilde çalışalım. Soğanımızı ayarladık, soğanımızı ekledik. O yavaş yavaş şöyle bir tenceremizde hazırlansın. Evet, şimdi onu ayarladıktan sonra devam ediyoruz işlemize. Şuradan birkaç tane sarımsağımız yeterli olacak. 2 veya 3 diş olabilir. Hemen sarımsağımız da hazır. Biraz daha çekelim. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Şunları ufaktan temizliyoruz. Şöyle biraz daha. Şunları aldık mı? Devam ediyoruz. Sarımsak müthiş bir tat ve lezzet katıyor. Hem yemeğimizi zenginleştiriyor hem de ekstradan tat ve lezzet katıyor. Onun için de çok da aşırı bir şekilde zaten pişen yemekte kokusu olmuyor sevgili izleyicimiz, dediğimiz gibi. Ama abartılı bir şekilde tabii kullanırsak olacak, ama yani bu şekilde 2, 3 veya 4 diş kullandığımızda çok fazla kokusu olmayacak. Yani dediğimiz gibi hem yemeğimiz de lezzetli olacak, hem de çok da bol vitaminli ve güzel bir sağlıklı bir yemeğimiz aynı şekilde olmuş olacak. Sağlığımız için de müthiş olacak. Onun için ne yapıyoruz? Varsa elimizin altında 2 veya 3 diş sarımsağımızı kullanabiliriz. Evet, şimdi şunu bir toparlayalım. Sarımsağımız hazır. Çok fazla içinde iri kalmasın diye eziyoruz. Ufak şöyle bir ezdik. Şunu da ezelim. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ezdikten sonra da tekrardan biraz daha ufaltıyoruz. Küçük küçük doğradık. Hazır. Şimdi onu da ayarladıktan sonra onu da dahil edelim, sarımsağımızı. Evet, sarımsağımızı ekledikten sonra şimdi soğan ve sarımsağı beraber karıştıralım. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Tereyağımızı ekledik, soğanımızı, sarımsağımızı ekledik. Onları yavaş yavaş pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi de kullanacağımız kadar tavuğumuz. Önce şöyle bir tavuğumuzu ayarlayalım. Tavuğumuzu da
ayarladık mı artık hazır diyebiliriz. Şunu biraz daha topaladık. Ufak ufak. Uzunlamasına güzelce bir şekilde bir dilimledik. Yine aynı şekilde çok fazla büyük olmasın. Dediğimiz gibi çok fazla tavuğumuz da iri olmasın. Yani sebzemiz nasılsa etimizi de o şekilde ayarlıyoruz. Kenara çektik. Şunları da aynı şekilde yapalım. Hazır. Şunu da aynı şekilde önce şöyle bir toparlıyoruz. Kenara çekelim. Şu patlıcanı tam duyamadım. Tamam güzel kardeşim. Şimdi patlıcanlar hazır. Şöyle yapıyoruz. Şunu biraz daha yakınlaştıralım. Kenara duralım. Hop. Mis. Şunu da alalım. Gelsin bakalım. Şunları da aynı şekilde ayarladık. Dediğimiz gibi azar azar ayarlıyoruz ki sevgiliniz hem çok fazla çamur gibi olmasın hem de güzel bir şekilde ayarlansın, kızarsın diye. Şöyle azar azar ayarlayıp ekliyoruz. Şunu da ekleyelim. Şunları da ekledik mi güzel oldu diyebiliriz. Şimdi şunları da tekrardan aynı şekilde devam ediyoruz. Bu arada fırınımızı unutmayalım. Ara ara yine kontrolümüzü yapalım. Tekrardan uzunlamasına ayarladık. Ayarladıktan sonra şöyle güzelce bir dilimleyelim. Onları da dilimledikten sonra tenceremize yollayalım. Hemen tenceremize yolladık. Ve yavaş yavaş pişirmeye devam edelim. Şimdi bunun için de birkaç tane defne yaprağımızı da ekleyelim. Defne yaprağımız da buna müthiş bir lezzet katacak. Onunla beraber pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi defne yaprağımızı da ekledikten sonra şöyle iyice bir karıştıralım. Yavaş yavaş tavuğumuzu pişirmeye başladık. İyice bir tavuğumuz pişmeye devam etsin. O kenarda pişerken biz de bu arada kullanacağımız kadar biberimizi ayarlayalım. Hemen biberimizi ortadan kesiyoruz. Şu çekirdekli kısımlarını ayırdık. Tekrardan bölelim. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Hemen ayırdık. Şunları da şu şekilde yaptık mı? Ondan sonra da ufak ufak doğrayalım. İki tane yetiyor. Ona göre ayarlayalım. Şimdi buna da ayarladıktan sonra onu da dahil edelim. Ve beraber karıştıralım. Şöyle iyice bir kavuruyoruz. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz sevgiliniz. Onu güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Ben hemen şuradan bir boş bir tabağımı ayarlayayım. Şuna da bir göz atalım. O da yavaş yavaş bir kızarmaya devam etsin. Ara ara yine kontrolümüzü yapacağız. Şuradan biraz karabiberimizi ekleyelim. Bize bir lezzet katıyor. Müthiş oluyor. Ve onu ekledikten sonradan yine aynı şekilde içine baharatımızı verebiliriz. Şunu biraz daha kavuralım. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Ve ondan sonra da şunları karıştırıyoruz. Karıştıralım ki hepsi eşit bir şekilde kızarsın. Yani güzel olsun. Şunları iyice bir karıştırdıktan sonra içine kullanacağımız kadar salçamız gelsin bakalım. Bir yemek kaşığı kadar salçamız bizlere yetiyor. Eğer ki çok fazla yapacaksak ona göre salça miktarımızı biraz daha artıracağız. İstersek domates veya biber salçası hangisi varsa tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi salçamız iyi kavrulsun. Çünkü iyi kavrulduğunda hem bize bir renk verecek hem de midemizde yanmalar, ekşimeler olmayacak. Onun için de
Elimizde geldiği kadar salçamızı iyice bir kavuralım. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Salçamızı kavurmaya. Şöyle biraz daha şurayı ayarlayalım. Ondan sonra devam edelim. Hemen birazdan gideceğiz. Güzel karışım. Şunu da bir alalım. Şu aşamaları izleyenlerimiz görsün diye. Devam ediyoruz. Şunu da bir aldık. Şöyle güzelce bir şunları kenara doğru ayarlıyoruz. Evet. Şimdi patatesimiz hemen onu da bir tane patatesimiz ekleyelim. Bir tane patatesimizi de ekledikten sonra o da aynı şekilde şimdi kızarmaya devam etsin. Şimdi onu yavaş yavaş hazırladıktan sonra şuraya hafif, çok fazla olmasın. Az bir suyumuzu ekleyelim. Minik bir dokunuş. Yeterli. Yani iki yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Suyumuzu ekledik. Yani çok fazla yanmasın diye. Onun için de fazla, dediğimiz gibi kesinlikle su kullanmıyoruz. Şunlarla beraber biraz karıştıralım. Onlarla beraber karıştıktan sonra bir tane domatesimiz. Tabii istersek fazla da kullanabiliriz. Hemen bir tane domatesimizi şöyle yapacağız. Onu da temizleyelim. Küçük küçük. Şöyle bir doğruyoruz. Bunu da aynı şekilde yapalım. Bunu da aynı şekilde küçük küçük. Yani sebzemizi nasıl yapmışsak diğerleri de aynı şekilde devamı gelecek. Sebzemiz ufak ufak ayarlanacak. Şimdi o da hazır. Onu da ekleyelim. Domatesimizi de ekledikten sonra da nohutumuz hazır. Nohutumuzu da ekliyoruz. Müthiş olacak. Yani sanki böyle içinde fındık varmış gibi bir güzel bir görüntü de dediğimiz gibi ortaya çıkacak. Farklı bir sunumumuz olmuş olacak. Şimdi onunla beraber tekrardan karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra yavaş yavaş şimdi yemeğimiz pişmeye devam etsin sevgili izleyicimiz. Biz de bu arada ayarlamamızı yaptık. Patatesimiz kızarmaya devam etsin. İyice bir kızarsın. Şimdi tatlımız o da fırında pişmeye devam ediyor. Önce bir altını kızartmıştık, ter çevirmiştik. Şimdi üstü de aynı şekilde bir kızarsın. Ondan sonra o kızardıktan sonra kenara doğru alabiliriz. Ben fırını da kapatayım. Şimdi ben yavaş yavaş tezgahımı toparlayayım, ayarlamamı yapayım. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Kısa bir ara gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerde devam ediyor. Biz de ayarlamamızı yaptık. Patatesimiz kızardı artık o da hazır diyebiliriz. Ondan sonra tenceremize soğanımızı eklemiştik. Soğanımızı kavurduk, tavuğumuzu, ondan sonra salçamızı, baharatlarımızı, domates biberimizi, nohutumuzu ekledik. Ve yavaş yavaş o da hazır. Patatesimiz artık hazırlanıyor. Patateslerimiz hazırlandıktan sonra da devam edeceğiz. Şimdi önce şöyle yapalım. Şunu biraz daha toparlayalım. Altını biraz daha açabiliriz. İyice bir hazırlansın. Ondan sonra da şunu şöyle bir kenara alalım. Şu patateslerimiz o da güzelce bir hazırlandı. Şöyle yapıyoruz. Ortasını biraz açalım. Yavaş yavaş alıyoruz. Gelsin bakalım. Şunları da bir aldık mı? Patatesimiz artık hazır diyebiliriz. Evet. Kabak, havuç, patlıcan ve patatesimiz hepsini kızarttık, hazırladık. Ondan sonra şunları da ufaktan ayarlayalım. Yağla artık bir işimiz kalmadı. Onu bir kaldıralım. Şöyle bir kenara doğru alalım. Evet, şöyle. Şurayı kapatıyoruz. Orayı da bir hem yüzümüzü yakmasın hem de şöyle bir altını kapatalım. Duman veya da koku olmasın. Evet, şimdi şunu bir yanımıza alalım. Ondan sonra da şöyle yapıyoruz. Hafif bir peçete veya da istersek kaşıkla kullanabiliriz. Biraz bekliyor, dinleniyor. Dinlendikten sonra şöyle bir temiz bir tane peçetemizi alıyoruz. Şu şekilde ortasına bırakıyoruz. 1-2 dakika bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz. 1-2 dakika o zaten o yağı çekiyor. Yağ çektikten sonra şu şekilde yağ çekiyor.
o yağı alıyoruz ve sebzelerimiz artık hazır diyebiliriz. Hazırladığımız sebzelerimizi şimdi şöyle yapıyoruz. Şunun içine ekleyelim. Yani kızartmış olduğumuz bütün sebzemizi ayarladık. Hepsini dahil ediyoruz. Hepsini dahil ettikten sonra şunu bir kaldıralım. Ondan sonra da devam ediyoruz. Şimdi şunu bir yanımıza alalım. Evet. Şimdi şuraya hafif bir tuzumuz gelsin bakalım. Şunu biraz kenara çekelim. Az bir tuzumuz yeterli. Tuzumuzu ayarladıktan sonra pulverimiz. İsa'nın çok sevdiği çayında ve tatlısında tercih ettiği pulverimiz şöyle bol da olabilir. Evet. Şimdi hafif biraz da kırmızı toz biberimiz. Kendisi ağrılı ama gerçekten çok seviyor. Hadi Urfalı olsa derdim ya Urfalı bu insan ama ağrılı olduğu için yine çok seviyormuş. Evet biraz da kekik. Ben de çok seviyorum kekiği gerçekten. Hem yakışıyor hem de farklı bir lezzet ve aroma katıyor. Onu da bir ekledik. Şunu bir kaldırayım. Evet şimdi şunları yavaş yavaş karıştırıyoruz. Vay 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 vay. Lezzet şöleni, lezzet şöleni oldu. Şunları biraz daha. Çok fazla suyu olmuyor. Hatta hiç suyu olmuyor da diyebiliriz. Şunları biraz şöyle bir karıştıralım. Buram buram kokuyor. Buram buram. İnan ki müthiş oldu diyebiliriz. Şimdi şu kenar kısımları da topladık mı? İyice bir hazır diyebiliriz. Şu defne yaprağını artık alalım içinde. Onları unutmuyoruz. Şunu da bir aldık mı? Güzel oldu. Şimdi şurayı kapatalım tamamıyla. Şu defne yaprağını da alalım. Onu ayarladıktan sonra şimdi biraz şuradan yeşilliğimiz. Ben hemen şu sap kısımlarını kullanabiliriz sevgilimiz. Onları içine ekleyelim ki güzel olsun. Şurayı da alalım. Çok fazla dediğimiz gibi şunları o sıcaklığıyla beraber müthiş bir lezzet katacak. Onun için de şöyle az bir şey bana yetiyor. Ama siz isterseniz daha fazla da kullanabiliriz. Yani içinde bol olması istiyorsanız bol da tercih edebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ufak ufak doğruyoruz. Hazır. Ondan sonra bunu da ekleyelim. Şöyle bir içine hazırladığımız maydanoz veya da dereotumuz. Onları da ekledik mi artık harcımız hazır diyebiliriz. Evet. Şimdi son bir kez bir karıştıralım. Yine aynı şekilde o kendi şöyle bir yeşillikle beraber hem biraz bir toparlansın. O sıcaklığıyla güzel olsun değil mi? Şöyle müthiş oldu. Buram buram kokuyor. Buram buram. Evet şimdi şunu bir alıyoruz. Onun artık bir kaşıkla bir işimiz kalmadı. Şurayı da temizleyelim. Çok fazla dağınık olmasın. Şunu biraz da yakınlaştıralım. Evet şimdi tatlımız hemen hemen hazır. Birazdan alabilirim. Onu güzelce bir şekilde ayarladık. Şurada biraz kağıtlarımız vardı. Onlar da hazır. Şöyle yapalım. Bunları da şuraya alalım. Tepsimiz de hazır. Şunu da ayarladık mı? Şimdi kağıdımızı alıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Bunu şimdilik şöyle bir elimizin altından kaldıralım. Rahat bir şekilde çalışalım diye. Şuraya doğru bir alalım. Evet. Bir tane şurada kaşık veya da istersek kepçe de olabilir. Şöyle yapıyoruz. Şunu sizler görün diye biraz da yer değiştireyim. Tepsimiz hazır. Şunu da ayarladık. Bismillah diyoruz. Harcımızdan alıyoruz. Şu şekilde ilave ediyoruz. Bunu da ekledik mi? Vay! Vay! Harcımız biraz bol olacak sevgilimiz. Kağıt kebabımızdaki harcımız biraz bol olacak. Şunu şu şekilde katlayalım üste. Katladık mı? Şu parmaklarımızla tutuyoruz. Tekrardan bu tarafı aynı şekilde şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi üstüne çektik. Üstüne çektikten sonra şuraları katlayabiliriz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ondan sonra alıyoruz şu kısımları şöyle alta gelecek şekilde şöyle katladık hazır. Güzel oldu değil mi? Gönderdik. Devam ediyoruz. Şunu da alalım. 4-5 tane çıkarabiliriz. Duruma göre dediğimiz gibi.
Bakalım kaç tane çıkacak. Gerçi biz az hazırladık harcımızı ama siz istersen daha fazla da yapabilirsiniz. Şu şekilde önce bir çekiyoruz kendimize doğru. Kağıda çektik mi? Şurayı katlayalım. Şu kısım katlanıyor. Katladık. Ondan sonra tekrardan şöyle parmağımıza tutuyoruz. Şurayı da aynı şekilde biraz daha katladık. Üste getirip ondan sonra da şu kenar kısmını şöyle de katlayabilirsiniz. Tekrardan şunları alta katlayıp şöylece bırakalım. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Şunu da aynı şekilde yapalım. Harcımız. Evet. Harcımız dediğimiz gibi biraz bol olsun. Onun için yani sadece etimiz değil. İstersek patatesimizi, patlıcan veya da kabağı da biraz bol tutabilirsiniz sevgilerimiz. Yani sadece etin bol olması değil. Sebzemizin aynı şekilde biraz daha bol olması gerekir. Veya da istersek nohutu da bol tutabiliriz. Evet şunları güzelce bir şöyle bir katlayalım. Katladık mı? Hazır. Müthiş oldu. Devam ediyoruz. Şunu da ayarlayalım. Ufak ufak. Hazır. Evet. Şimdi onu da ayarladıktan sonra şunu bir kaldıralım. Evet, 4 tane rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Onun için de şekerde şurada biraz öyle güzelce bir katladık mı artık hazır diyebiliriz. Evet şimdi ayarlamamızı yaptık. Şunları bir kaldıralım. Ben şöyle bir elimin altında çok fazla gezmesin. Ben rahatsız olurum. Evet 2 dakika sadece şuradan bir ayarlamamı yapayım. Şunları çekiyorum yanıma doğru. Ondan sonra da hemen şöyle yapalım. Ayarlamamızı da yapalım. Şunu da kenara doğru çekelim. Bir tane şöyle altına tahtamızı şunu koyarsak daha güzel olur. Koyalım ki çok fazla yanmasın. Şimdi evet yavaş yavaş hazır. Tatlımız ben altını tamamıyla kısmışım. Şimdi bir iki dakika sadece toparlansın ondan sonra alabiliriz. Şu da hazır. Onu da hemen göndereceğiz. Ben hemen şuradan eldivenimi ayarlayayım. Tatlım sadece 1-2 dakika toparlamasını bekleyeyim. Hatta şunu da üste gönderebiliriz. Şöyle yapalım. 1-2 dakika toparlansın. Ondan sonra da hazır diyebiliriz. Tatlımız için de onu şöyle 1-2 dakika sadece toparladık mı artık o da hazır. Dediğimiz gibi şerbetimizin de aynı şekilde biraz soğuk olması gerekiyor ki sevgili izleyicimiz. Hem çok fazla aynı şekilde hamurlaşmasın, güzel olsun, çıtır çıtır olsun. Şimdi ben çok hoşuma gidiyor. O şekilde olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şunu bir toparlayalım şurayı. Biraz dağıldı ister istemez. Hafif kısaltma da yaptığımız için şuraları yani şöylece bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edeyim. Tezgahımızda biraz bir toparlamışız. Şunu biraz daha yanımıza doğru alalım. Evet şimdi şunları alabiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Şunları da toparladık mı? Bir yandan da tezgahımızı temizlemiş olacağız. Evet, yavaş yavaş tatlımız hazır diyebiliriz. Şunu alıyoruz. Ben biraz daha altını kısmıştım sevgili izleyicimiz ama şimdi şerbetimiz hazır. Bismillah diyoruz. Oh! O çoz sesi gelecek değil mi? Vay 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 vay. Hop mis. Evet şerbetimiz aslında biraz daha soğuk olabilirdi. Yani önceden yapalım ki şerbetimizi o iyice bir soğusun. Çıtır 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 bir tatlımız olsun. Evet. Güzel oldu. Çok da güzel oldu. Evet. Vay 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 vay. Müthiş oldu. Evet, şimdi sunum için biraz da süslemek için şunu bir alayım yanıma. Ondan sonra şurayı da açalım. Şöyle bir paket işte suyumuz bizlere yetiyor. Siz az veya da fazla da kullanabilirsiniz. Az bir şey ayarlayacağız. Şöyle hafif az bir suyumu da ekliyorum. Şunu bir kaldıralım. Hafif bir şeker, fazla olmasın. Az bir şekerimizi eklersek yeterli diyebiliriz.
Şimdi şekerimizi ekledik. Bu yavaş yavaş biraz bir kaynamaya başlasın. Ondan sonra biz de hemen tatlımızı da kesebiliriz sevgili izleyicimiz. Yani şurada bir temiz bir tane bıçağımı ayarlayayım. Şunu da biraz daha yakınlaştırayım. Bismillah diyoruz. Hemen şuradan kestik. Kestikten sonra tekrardan. Ben şimdi iki tane büyük dilim alacağım için bu şekilde kesiyorum ama siz daha küçük de kesebilirsiniz. Ben sunumluk ayarlayacağım için bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Şunu da keselim. Kestik mi? Şunları koparıyoruz. Önce güzelce bir kopardık. Çeviriyoruz. Biraz daha düzgün olması için şu kısımlarda keseceğiz. Ondan sonra bunu da aynı şekilde yapalım. Kestik mi? Şu kısmı da aynı şekilde yapalım. Şurası da biraz daha düzgün olsun, güzel olsun. Şimdi birkaç dakika bekleyeceğim. Hafif biraz şerbetini çeksin sevgili izleyicimiz. Yani onun için ne yapıyoruz? Biraz bekliyoruz ki o yavaş yavaş biraz şerbetini çeksin. Sunum yapacağımız kabımız, tabağımız hangisi ise onu da ayarlayalım. Şunu da bir kaldıralım artık. Şimdilik bir işimiz onunla olmadığı için onu da kenara doğru aldık. Ondan sonra da biz de yavaş yavaş şöyle bir şurayı ayarlayalım. Evet, nohutlu kağıt kebabımız müthiş oldu sevgili izleyicimiz. Çok da güzel oldu. O şimdi yavaş yavaş toparlamaya başladı. Güzelce bir şekilde bir ayarladık. O yavaş yavaş biraz daha bir toparlansa artık sunuma hazırlanmış olacak. Dediğimiz gibi az ve fazla ne kadar yapacaksak sizler ona göre de ayarlayabilirsiniz. Şunları şimdi şöyle bir kenara doğru alalım. Ondan sonra da hafif biraz nişastamız. Çok fazla kullanmayacağız. Az bir nişastamız olursa bizler için yeterli olacak. Onun için de şöyle bir kabımız gelsin bakalım. Evet. Biraz suyumuz. Şuradan az bir suyumuzu alalım. Çok fazla değil. Az bir suyumuz bizler için yeterli olacak. Şöyle bir ayarladık mı? O yavaş yavaş kenarda kaynarken hemen şastamızı ayarlayalım. Yeterli bu kadar. Çok fazla olmasına gerek yok. Şastamızı ayarladıktan sonra hafif biraz suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle biraz yavaş yavaş açalım. Çok fazla vermiyoruz nişastamızı. Onun göre suyumuzu çok fazla vermiyoruz. Şöyle biraz ufak ufak açalım. Güzelce bir ayarladık. Nişastamızı ayarladıktan sonra şunu bir çekelim. Şimdi o da bekledikçe yavaş yavaş şerbetini çekti diyebiliriz. Şimdi bakalım şu kenar kısımlarını önce yine kontrolünü yapalım ki çok fazla. Onlar bazen böyle yapıştığı zaman sevgili izleyicimiz almakta zorlanabiliriz. Onun için de şöyle yapıyoruz. Tam duyamadım bize kardeşim. Evet şimdi söyle. Tamam güzel kardeşim. Şimdi. Evet. Orkun çok mu seviyorsun Fenerbahçe'yi? İnşallah diyor Fenerbahçe bu sene şampiyon olur diyor. Evet Orkun çok seviyormuş. Evet şimdi şunu bir alalım. Güzel kardeşim. Şimdi kenara doğru aldık. Evet. Güzelce bir şekilde işte suyumuz da hazırlandı. Şu kalan şerbetimizi şöyle yapıyoruz. Üstüne hafif ekliyoruz. Oh. Az da ekleyelim. Yeterli. O güzel oldu. Şimdi devam edelim yine aynı şekilde. Çıtır çıtır ve çok da güzel. Çok da güzel oldu. Şunları biraz daha temizledik mi? Artık hazır. Hazırladığımız nişastamız. Onu da şöyle yapıyoruz. Ufak ufak ekliyoruz. Toparlansın. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi iyice bir karıştıralım. Evet. Yavaş yavaş. Hazır diyebiliriz artık. Onun için biraz da bir iki dakika karıştıralım. Altını biraz da kısalım. Şunu kaldıralım.
2 dakikada karıştırdık mı hazır diyebiliriz. Şunu da kenara doğru aldık. Ondan sonra şu kepçemizi alalım. Şunu da kenara doğru topaladık. Şu çırpmantıyla artık işimiz kalmadı. Onun için onu da kaldıralım. Şurayı yine aynı şekilde temizleyelim. Evet, şimdi hazırladığımız üstünü süslemek için jölemiz de hazır. Bismillah diyoruz. Şöyle hafif üstüne gelecek şekilde az bir şey ekliyoruz. Vay 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 vay. Şuraya da hafif bir dokunuş. Oh mis. İnan ki çok güzel oldu. Şimdi buna da aynı şekilde yapacağız. Vay 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 vay. Şöyle güzelce bir şunu da ayarladık mı? Harika oldu. İnan ki müthiş oldu diyebiliriz. Evet, şimdi tatlımızı süsledik. Harika oldu. Ondan sonra ben hemen şurayı bir toparlayayım. Sizler de sevgili izleyenimiz, yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız, aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olmak istiyorsanız TGT.eu sayfalarını sosyal medya üzerinde takip edebilirsiniz. Hem bizlere destek olabilirsiniz, hem de orada bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ondan sonra da dediğimiz gibi siz de programımızın tekrarını izlemek istiyorsanız gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da programımızın tekrar var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yavrutuz sayfalarından takip edebilirsiniz. Hem bana ulaşabilirsiniz, hem aynı şekilde tariflerinizi gönderebilirsiniz. Yemekleriniz varsa, farklı tarifleriniz varsa sosyal medya üzerinde bana gönderebilirsiniz. Bitişik şefabdullahusta.tgrt veya da Abdullah Hakim Yavrutuz sayfalarından gönderebilirsiniz. Bizlerle beraber yemek yapıyorsanız, selamlarınızı göndermek istiyorsanız aynı şekilde Instagram adresim bitişik şefabdullahusta.tgrt sayfasına gönderebilirsiniz. Şimdi yemeğimiz hazır. Hemen onu da alalım. Kebabımız da müthiş oldu. Evet, neyse. Sonra seninle konuşuruz. Şunları bir alalım. Değil mi İhsan? İhsan da evet diyor. Hatta İhsan diyor ki sonra bırakma diyor. Şunları şöyle bir yapalım. Vay 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 vay. Müthiş oldu, müthiş. İnan ki harika oldu. Buram buram kokuyor. Çok da güzel oldu sevgilimiz. Şunları da bir ayarladık. Dediğimiz gibi biz sadece 4 tane yaptık ama siz isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bol olsun, fazla olsun diyorsanız ona göre fazla da yapabilirsiniz. Evet, şimdi hemen şunu da bir gönderelim. Şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atalım. Ben onun için hemen şöyle biraz elimi altını açayım. Evet, güzel bir hem kağıt kebabımız, nohutlu kağıt kebabımız, hem harika bir tatlımız hazırlandı. Tezgahımızın üzerine aldık. İnşallah size de evinize yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumuzu hep beraber ayarlamış olacağız. Dediğimiz gibi biz burada yemeklerimizi yaparken sizleri yormuyoruz. Market market dolaştırmıyoruz. Elinizdeki malzemeyle farklı bir şekilde değerlendiriyoruz. Farklı bir şekilde yapıyoruz. Onun için sizler de aynı şekilde bizleri takip ediyorsanız inşallah evinizde yapacağınız hem lezzetli, hem kolay, hem de pratik tariflerimizi bizlerle beraber yapmış olacaksınız. Yarın çok güzel bir fincan böreğimiz var. Bir sonraki günde sevgili izleyicimiz dediğimiz gibi sizler için hazırlayacağımız harika bir poğaçamız var. Yoğun istek alan poğaçamızı cuma günü yapacağız. Soya soslu tavuk şişimiz de var bu hafta. Onu da sizler için hazırlayacağım. Evet, hazırız. Listemiz de hazırsa alıp devam edelim inşallah. Gelsin bakalım. Evet. Öncelikle sevgili izleyicimiz neler yaptık? Hemen cevizli kadayıf için neler yaptık? Cevizli kadayıfımız için 500 gram kadar taze kadayıfımız, 150 gram kadar tereyağımız, 1,5 su bardağı kadar toz cevizimiz, şerbetimiz için ise 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 su bardağı kadar suyumuz, 1 dilim taze limon, 500 gram kadar taze kadayıfımız, 150 gram kadar tereyağımız, 1,5 su bardağı kadar toz cevizimiz, şerbetimiz için ise 3 su bardağı kadar toz şeker, 4 su bardağı kadar suyumuz, 1 dilim taze limon kullandık. Öncelikle tereyağımızı erittik. Onu erittikten sonra kadayıfımızı tel tel birbirinden ayırıyoruz.
tereyağımızı ekliyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Tepsimizin altını tereyağla beraber güzelce bir şekilde bir yağladık. Yarısını altına serdik. Ortasına bolca cevizimizi ekledik. Üstünü tekrar da kadayıfla beraber kapattık. Üstüne biraz bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra tekrardan onu güzelce bir şekilde fırınımıza gönderiyoruz. O fırında yavaş yavaş pişmeye başlıyor. O fırında pişerken biz de bu arada tekrardan hemen güzelce bir şekilde tenceremizin içine suyumuzu, şekerimizi, limonumuzu ekledik ve şerbetimizi hazırladık. Kadayıfımız güzelce bir şekilde bir piştikten sonra şerbetimizi üzerine döktük. Ondan sonra biraz vişne suyumuzu tenceremize boşalttık, nişastamızı ekledik. Onunla beraber hemen güzelce bir şekilde bir jölemizi hazırladık. Üzerine güzelce bir süslememizi yaptık. Süslememizi yaptıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Gelsin diğer listemiz. Evet, nohutlu kağıt kebabımız için size neler yaptık? 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet patlıcan, 1 adet kabak, 1 adet patates, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 su bardağı kadar nohut, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tutam maydanoz, yeteri kadar tuz, pulverimiz, kekiğimiz, 2 adet defne yaprağı kullandık. 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet patlıcan, kabak, patates kullandık, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 su bardağı kadar nohut, haşlanmış nohutumuz, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra da 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 tutam maydanoz, yeteri kadar tuz, pulverimiz, kekiğimiz ve 2 adet de defne yaprağı kullandık. Önce bir sebzelerimizi hazırladık. Havuçları kabuklarını soyduk, ufak ufak doğradık, tavamıza kızarttık, kenara aldık. Kabağımızı aynı şekilde doğradık, tavamıza kızarttık, kenara aldık. Patlıcanı da aynı şekilde alacalı bir şekilde soyduk, ufak ufak doğradık, kızarttık, kenara aldık. Patatesimizi de aynı şekilde kızartıp hazırladıktan sonra onları kenara doğru alıyoruz. Ondan sonra tekrardan büyük bir tenceremiz içine yağımızı boşaltalım. Soğanımızı ince ince doğrayıp içine ilave edelim. Soğanımızı iyice kavuralım. Sırasıyla sarımsağımızı ekliyoruz, kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra tavuklarımızı küçük küçük doğradık, içine ekledik. Onu da iyice bir kavurduk. Kavurduktan sonra salçamızı, baharatımızı ekledik. Nohutumuzu içine ilave ettik. Domates, biberle beraber tekrardan pişirmeye devam ettik. Onları iyice bir pişirdikten sonra da tekrardan kızartmış olduğumuz sebzemizi dahil ettik. Maydanozumuzu, baharatımızı ayarladıktan sonra kağıtlarımızı hazırlıyoruz. İçlerini dolduruyoruz. Güzelce bir şekilde bir sarıyoruz. Sardıktan sonra fırına gönderiyoruz. O fırında iyice bir pişiyor. Eğer ki isterseniz sevgilimiz tekrardan tencerenize eğer ki biraz daha sulu veya da soslu olmasını istiyorsanız tencerenize az bir yağınızı boşaltın. Güzelce bir şekilde salçanızı ekleyin. Onu güzelce bir şekilde bir kavurup az bir suyunuzu içine ilave edip üzerine de gezdirebilirsiniz. Harika bir tarif ve çok da lezzetli ve çok da farklı oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, yemeklerimiz dediğimiz gibi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGRT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük bütün videolarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip bize de destek olacaksınız. Sevgilim dediğimiz gibi istediğiniz yemeklerimize bakabilirsiniz. Programımız tekrar gece saat 4.30, hafta sonuna saat 10'da programımızda tekrar var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa belki Abdullah Hakim YouTube sayfalarında takip edebilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kan sağlıcakla sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.